Sizden rica ediyoruz, bu Çanakkale Köprüsü günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü acaba şu anda ne kadar araç geçiyor ve hazineye ya da vatandaşın sırtına ne kadar yük biniyor, bu konuyla ilgili sürekli verilerin güncellenmesini istiyoruz diyor bir izleyicimiz. Yine Ruhi Bey günaydınlar, bir zamanlar 23 Nisan'larda kutlu doğum haftası da kutlanırdı, artık neden kutlanmıyor biliyor musunuz diye bir hatırlatması var Ruhi Becen'in, acaba artık neden kutlanmıyor. Mahmut Nejat Yavuz günaydınlar, Antalya'ya selamlarımızı iletelim sizin aracılığıyla. Emeklinin bayram ikramiyesi bugün başlığımız, biliyor musunuz? Yani 2 kilo kıymanın ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Ben eşimle gittim kasap, çarşı, pazar. O alışverişi yaparken 2 kilo kıymanın ne kadar olduğunu biliyorum, öğrendim. Acaba AK Partili milletvekilleri, grup başkan vekilleri o hesabı doğru yapabiliyor mu diyor Bülent Arınç. Gündem içinde kaybolmuştu o başlık. O yüzden bir daha buraya geri döndük ve yine belki de siz durumunuzu yetkililere hatırlatmak isteyeceksinizdir. Emeklinin durumunu biliyor musunuz diye aslında Mahmut Nejat Yavuz da bizlere bir mesaj göndermiş. Kimler bizimle birlikte, kimler Türkiye'nin gündemini takip aldı, bir hemen onlara günaydın diyelim, selamlarımızı iletelim, devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi İrfan, Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım gazete turumuza. Milli mücadele tarihimizin dönüm noktası 23 Nisan tüm yurtta kutlandı. 102. yıl coşkusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin her yerinde 2 yıl aradan sonra yüz yüze etkinliklerle kutlandı. Ankara'daki resmi törenlerin ardından Anıtkabir çocukların akınına uğradı. Erdoğan yine yok, bir başka başlıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 23 Nisan özel oturumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmaması ve aynı saatte İstanbul'da bir programda olması tartışma yarattı. Meclis Genel Kurulu'nda 2014 yılından beri, yanılmıyorsam, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu törenlerde yer almıyor. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşeti, bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz bir haber daha var. O başlığa geri döneceğiz. Bu coşkunun tarifi yok. Sabah gazetesinin manşeti. 23 Nisan tüm yurtta coşku ve gururla kutlandı. 10 binlerce çocuk 2 yıllık hasretin ardından ellerinde bayraklarla atalarına koştu. Bu coşkunun tarifi yok. Sabah gazetesinin manşeti idi. Şimdi hemen o zaman çocuklarımız, onların kutlamaları. Türkiye'nin her yerinde, pek çok bölgesinde bu kutlamalar oldu. Bir bakalım, hani bizim önümüze gelen görüntülerden bir tanesini paylaşmış olalım. Yani dün bayramdı, 23 Nisan'dı ama 24 Nisan tarihinde de biz çocuklarımız, onların sevinçleri, onların bu kutlamaları, ona da yer vereceğiz elbette. Da çocuklara armağan edilen tek bayram 23 Nisan. Gönüllerince eğlendiler. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı çocuklar. 23 Nisan! Yaşasın 23 Nisan! Kutlu olsun bayramımız! Türkiye'nin dört bir yanında yapıldı kutlamalar. İstanbul'da da caddeler, sokaklar, oyun parkları, alışveriş merkezleri, her yerden çocuk kahkahaları yükseldi. Klasik otomobiller çocuklar için süslendi. 23 Nisan konvoyu İstanbul sokaklarında ilerledi. Her ilçede farklı bir etkinlik vardı çocuklar için. Çocuklar resim yaptılar, hayallerini kağıda çizdiler. Minik parmaklarıyla kile şekil verdiler. Kimi de eğlence parklarında geçirdi gününü. Dönen salıncakta, hızlı trende heyecan doruğa çıktı. Hem aileleriyle hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi çocuklar. Çok mutluyum. İyi ki de bu bayram var. İyi ki de Atatürk bu bayramı koymuş. Canım çok sıkılıyor. Ama şimdi çok eğlenceli oluyor. Anadolu'nun dört bir yanında köy okullarında okuyan, daha önce hiç uçağa binmeyen çocuklar uçakla tanıştı bu 23 Nisan'da. Eskişehir'de bulunan Uluslararası Sivrihisar Havacılık Merkezi de çocuklara uçuş deneyimi yaşattı. 250 çocuk helikopter ve uçaklarla pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde de, valilikte de, emniyet müdürlüğünde de koltuklara çocuklar oturdu. 33 uçan merkez. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.